Hamside av yasağı uzatıldı biliyorsunuz. Uzmanlardansa kota önerisi geldi. Peki bu kota önerisi ne? Nasıl uygulanmalı? Şimdi ayrıntılar için sözü A Haber ekibinden Ahmet Çağlar Yıldırım'a ve konuğuna bırakacağız. Ahmet, söz sizde. Evet Banu El, hemen konuğumuza bu kota uygulaması nasıl olacak? Hamsi av yasağı nasıl etkileri olacak onu soralım. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ahmet Cemal Dinçer. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hamsi av kısıtlamasında bir anlamda yasağında üçüncü kez uygulama devam ediyor. 10 gün daha bu yasak devam edecek 7 Şubat'a kadar. Öncelikle bu uygulama, bu yasak nasıl bir getirisi olacak hamsi açısından? Şimdi ben öncelikle bakanlığımızı ve ilgili birimimiz, ürünleri genel müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Almış oldukları cesaretli kararlardan ötürü kendilerini de tebrik ediyorum. Görüldüğü gibi hamsi bu yıl avlanabilir boyun altında kaldı ve bu şekilde avcılığının devam etmesine de resmi otoritelerimiz müsaade etmediler. Bu karar biraz geç olmuş olmakla beraber yerinde ve doğru bir karardır. Şimdi bu kararın faydasını biz önümüzdeki yıl göreceğimize inanıyorum. Hamsi stokları hızlıca yenilenebilen bir balık türüdür. Dolayısıyla benim de önerim bu yasağın zaten doğal sezonun kapanmasına da bir ay falan kaldı. Mart'ta suların ısınmasıyla geriye doğru göç başlayacaktır. Hamsi bu, değil mi? Hamsi. Evet, evet. Hayır, hayır. Sadece hamsi av sezonundan bahsediyorum. Hamsi avı için. Çünkü bu bir göçmen balık. Sezon müsaade ediyor. Av yasağı yok ama bu balık için Mart'ta avcılık bitmiş olacaktır. Onun için ben buradan da sizin kanalınızın vasıtasıyla da yetkililere ve de bir öneride bulunmak istiyorum. Bu yasağı bu sezon sonuna kadar kapatalım. Belki balıkçılarımız bize belki kızacaklar ama. 7 Şubat'ta sona erecek bu yasak. Evet. 7 Şubat'ta nasıl, yani uzatılmasa nasıl bir hamsiyle karşılaşacağız? Şimdi yani söyleyeyim. Gramaj olarak. Tabii olarak... onu da söyleyelim. Şimdi ben daha evvelde söylediğim gibi 10 gün, 20 gün ve toplamda 30 gün olan bir aylık kısıtlamanın hamsinin boyunda istenilen uzunluğu sağlaması mümkün değildir. Yani şöyle söyleyelim, 8 santimetre boyundaki bir hamsi, çünkü yasal boy 9'dur. Biz bunu bir ay bekletirsek, bir ay sonra bu avlanabilir boya gelir diye bu yasaklar konulmuş değil. Hamsi bu gün, yaklaşık 10 günde 1 milimetre büyür. Dolayısıyla yani böyle bir büyümenin gerçekleşmesi mümkün değildir. Buradaki hedef hamsiyi aşırı bir av baskısından kurtarabilmek ve stoklara bir nefes aldırmak. Yoksa bu süre içerisinde biz avlamayalım da balık büyüsün avlayalım diye değildir. Yani fizyoloji buna müsaade etmez. Sizin bir öneriniz var, yıllardır da dile getiriyorsunuz. Bazı uzmanlar da bu konuyu dile getiriyor. Kota uygulaması. Peki bu kota uygulaması nasıl olacak? Şimdi dediğim gibi bizim aşağı yukarı geçmiş uzun dönem yıllara baktığımızda hamsi stoklarında ulaşılabilen maksimum av miktarları bellidir. Yani 300-350 bin ton civarında en iyi dönemde. Bu rakam üzerinden başlanabilir. Tabii daha stok çalışmaları da arkadan gelebilir ama böyle bir rakam üzerinde, yani 300 bin üzerinden başlanabilir. Zaten bizim bu hamsi avlayan gırgır teknelerimizin sayısı da diyelim ki 100-200 civarındadır. Yani çok fazla binlerle ifade edilebilen bir rakam değil. Bunu buraya böldüğümüzde yaklaşık olarak tekne başına diyelim ki 3000 ton. Bu kota avlanıldığı zaman durulur. Balıkçı da ne kadar balık avlayacağını bilir. Bütün hesaplarını sezon boyunca buna göre yapabilir. Ama baktık ki bu kota az. Stok daha da çok müsaade edebiliyorsa bir dahaki dersin 350 bin ton. Yani bu zor bir şey değil. Zaten şu anda sonsuz kota var. Yani istedikleri kadar avlayabiliyorlar sezon müsaade ettiği müddetçe. Ama önemli olan koşul avlanan balığın
avlanabilir yasal boyun altında olmaması. Yani ki bu da %10 toleransı var burada biliyorsunuz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağlık. Evet, hamside av kısıtlaması belirtildiği gibi 7 Şubat'a kadar uzatılmıştı ve uzmanlar da hamsinin daha iyi seviyeye gelmesi için bir kota uygulamasının yapılması gerektiği görüşünü de ifade ettiklerini belirterek sözü Trabzon'dan tekrar size bırakalım. Banu El.